Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün hem şerbetli hem de hafif bir tatlı olan muhallebili kadayıflı muhallebi tarifi vereceğim. Tarifimin adı kadayıflı muhallebi. Ramazan'da biliyorsunuz şerbetli tatlılar çok gidiyor ama aynı zamanda da yoğun olduğu için yani şerbeti çok olunca midemizi bozabiliyor. Yani ağır gelebiliyor. Hem şerbetli olacak hem de muhallebili olacağı için hafif de olacak aynı zamanda. Şimdi ilk olarak şerbetini yaparak başlıyorum. Ocağın altını açtım. Tencereyi yerleştiriyorum. 3 su bardağı suyu ekliyorum. 3 su bardağı da toz şeker ekleyeceğim. Bu arada bardakların ölçüsü 200 milimlik. Şekeri de aktarıyorum. Birkaç kez şerbeti karıştırıyorum. Sonra kendi kendine pişmeyi bırakacağım. Diğer yapacağım işlemlere geçeceğim. Arada bir bakın, birkaç kez karıştırın. Şerbet olacaktır zaten. Şerbet pişerken ben de kadayıfları ayarlayacağım. Kadayıfın üstüne eritilmiş 200 gram tereyağı ekleyeceğim. Onun için tavaya 200 gram tereyağı aldım. Ocağı açıyorum. Tereyağı ekliyorum. Kısık ayarda o da irisin. Ben de onlar olurken kadayıf ayarlayayım. Malzemelerin hepsi açıklama kısmında yazıyor. Burada 500 gram kadayıf var. Kadayıfı alıyorum. Bir parçasını alıyorum. Gördüğünüz gibi bir borcama, yani geniş bir kaba bu şekilde parçalıyorum. Gördüğünüz gibi sert yerleri oluyor. Onun için böyle yapmanın faydası burada yani. Böyle kontrol edin. Dökülmeyen varsa, yani çok bütün olan varsa onları yeniden yapın. Yapmadığımı alıyorum, devam ediyorum. Hepsini göstermeme gerek yok. Yarım kilonun hepsini yapacağım böyle. Ben kadayıfı parçalarken gördüğünüz gibi şerbetli pişti. 5 dakika kaynadı. Üstüne 5-10 damla limon sıkıyorum. Şerbeti birkaç kez karıştırıyorum. Kısık ayarda bir 5-10 dakika daha kaynayacak. Ben de diğer işlemlere devam edeceğim. Yarım kilo kadayıfın hepsini didikledim. Güzelce parçaladım hepsini. Böyle de gösteriyorum. Üstünden 2 kere geçtim küçük olsun diye. Bayağı küçük olmasını istiyorsanız siz de benim gibi yapın. Ben 2 kere yaptım yani. Diğer işlemleri yaparken 200 gram tereyağı da erittim. Gördüğünüz gibi üstünde köpük kaldı. Köpükleri kaşığın ucuyla böyle alıyorum. Bir kabın içine aktarıyorum. Alıyorum, aktarıyorum. Köpüğünü gördüğünüz gibi alabildiğim kadar aldım. Tereyağı saf hale getirdik. Erittiğimiz tereyağı kadayıfın her tarafına gelecek şekilde azar azar döküyorum. Kadayıf yapmaya gittim ama önce şerbetin altını kapamam lazım. Şerbetimiz tamamen oldu. Şerbetin altını kapatıyorum. Soğuk bir yere koymuyorum. Yanımıza duracak çünkü soğumaması lazım çok da. Kendi kendine burada dursun. Biraz ılısın. Kadayıfı halledeyim. Erittiğim tereyağı kadayıfa yedirmem lazım tamamen. Onun için alıyorum. Böyle karıştırıyorum kadayıfı. Zaten elinizde hissedeceksiniz o tereyağının sıcaklığını. Her tarafa geldiğinde bütün kadayıf ısınmış olur. Öyle diyeyim. Öyle anlayabilirsiniz. Birkaç dakika bu işlemi yapın. Tamamen gelsin yani, oldu demeyin. Uğraştıktan sonra güzelce her yerine gelmiş olur zaten böyle karıştıra karıştıra. Ben şu an hissediyorum her tarafı ıslandı, yani her tarafı tereyağı oldu anlamında. Kadayıf tamamen yağladım. Kadayıfım hazır. Şimdi sunumu güzel olsun diye ben böyle bir kalıpta yapacağım. Yani burası çukur olan, burası yüksek olan bir kapta yapacağım. Şimdi muhallebi yapacağım için muhallebiyi buraya dökebileceğim. Yani elinizde bu kalıp varsa kesinlikle bunu kullanın. Sunumda mükemmel duracak. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı aldım. Peçeteyi alıyorum sürmek için. Tereyağı tavanın her yerine yayıyorum. Kalıptan kolay çıkması için her tarafa gelmesi lazım. Çukurları da iyice sürün. Tereyağı her yere sürdüm. Şöyle göstereyim. Tepsiyi yağladıktan sonra yağladığım kadayıfları parça parça alıyorum. Çok dökmemek için etrafa. Böyle yayıyorum. Bastıra bastıra ekliyorum. Tamamen hem sığsın diye hem de kadayıfımız güzel olsun diye.
Tepsiyi tamamen sıyırıyorum. Kadayıfını tamamen aldım. Yayıyorum, düzenliyorum. Sonra bastırıyorum. Bastırmanız önemli. Hem pişmesinde hem de toplu durmasında. Yani tepsiden çıkardığımızda toplu durması için bastırmamız gerek. Bastırabildiğim kadar bastırdım. Elimle hissediyorum. Daha bastıracak kadar bir şey kalmadı yani. Kadayıfımız da hazır. Elimi yıkayayım. Etrafı toplayayım. Sonra pişirmeye geçeceğim. 180 derece alt üst açık fırında yaklaşık 50 dakika pişireceğim. Ben 50 dakika diyorum ama yarım saatte de pişebilir, bir saatte de pişebilir. Onun için kontrol edin. Üstü kızardığında olmuş demektir. Ben şimdi fırına yerleştiriyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben fırını önceden açtım. Isındı. 5-10 dakika önce açabilirsiniz siz de. Kadayıfı yerleştiriyorum. Tel kadayıfı. Tel kadayıfı gördüğünüz gibi pişti, kızardı. Kızardığında pişmiş demektir. Tam 50 dakika sürdü benim pişirmem. Güzelce şerbeti çekmesi için kadayıfı çıkar çıkarmaz şerbetini dökeceğim. Şerbet de ılık olacak. Böyle güzel oluyor. Diğer türlü olmayacaktır. Yani bekletirseniz iyi olmayacaktır. Ilık şerbeti sıcak kadayıfın üstüne aktarıyorum. Şimdi kadayıf şerbeti çeksin. Yaklaşık 15-20 dakika yetecektir. Şerbeti çekerken ben de muhallebisini hazırlamaya geçeceğim. Kadayıflı muhallebimizin muhallebisini hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt ekliyorum. Bu 1. Bu 2. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Bunların hepsini ocak dışında ekliyorum. Ocağa koymadan önce burada karıştıracağım. 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Krem şanti ve vanilyayı en son ekleyeceğim. Eklediğim malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Ocağa eklemeden önce. Biraz karıştırdıktan sonra ocağı alıp pişirmeye başlıyorum. Ocağın altını açtım. Tencereyi yerleştiriyorum. Şimdi koyu kıvama gelene kadar karıştıracağım. Bu arada 2 su bardağı süt eklediğim için şekeri yetecektir. Yani şeker az gözükebilir ama yetiyor. Zaten kadayıf şerbetli olduğu için çok da şekere ihtiyacımız yok bunda. Koyulaşmaya başladığında göstereyim. Çok fazla uzamasın video. Muhallebimiz yoğunlaştı. Gördüğünüz gibi pötür pötür olduğunda olmuş demektir. Altını kapatıp kenara alıyorum. Şimdi muhallebimizin içine bir paket vanilya ekliyorum. Bu zaten sıcak olduğu için dışarıda karıştıracağım. Yarım paket ya da 2 yemek kaşığı diyebilirim. Krem şanti ekliyorum. Lezzetini krem şanti bayağı artırıyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi krem şanti ve vanilya da içinde karışana kadar karıştırıyorum. Muhallebimiz de tamam. Kadayıf şerbetini çeksin. Muhallebi de biraz soğusun. Bir 5-10 dakika. Kadayıfımız hazır. Muhallebimiz hazır. Kadayıfı da yaklaşık 20 dakika, 30 dakika bekletmiş oldum. Şerbetini çekmiş oldu yani. Kadayıfı aldım. Tabağa çeviriyorum. Ters çeviriyorum ve mis gibi oturtturduk. Tam orantılı ayarlıyorum. Tamamdır. Kapıya gitmiş gibi vuruyoruz. Ne olur ne olmaz düşmezse diye. Kadayıfın tepsisini kaldırıyorum. Surprise. Yıkanmış olarak çıktı. Düz sunumu böyle. Muhallebiyi dinlendirirken birkaç kez karıştırdım. Üstü kabuklanmasın diye siz de karıştırın. Şimdi muhallebiyi ekleyeceğim. Kadayıfın üstüne önce dökebildiğim kadar dökeceğim. Sonra sıyıracağım. Sıyırıyorum muhallebiyi. Şimdi muhallebiyi yayıyorum. Düzleyebildiğim kadar düzlüyorum. Şimdi bu şekilde dinlenmeyi bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat, bir saat sonra sunuma geçeceğim. Her şey hazır. Sadece süslemesini yapacağım, bitireceğim. Sunumda görüşürüz. Kadayıflı muhallebiyi buzdolabında yaklaşık 2 saat dinlendirdim. İyice soğudu. Şimdi sunuma geçiyorum. Annem bunun bir narın ayırma aparatı olduğunu söyledi ama ben dedim ki bunda bir sunum yapabiliriz. Tam ortaya bunu yerleştireceğim şimdi. Bastırmak yok çünkü içine çöksün istemiyoruz. Çok az bir miktar Antep fıstığım var. Antep fıstığını alıyorum. Her yere gelecek şekilde döküyorum.
Ben sadece sunumu kafama göre yapıyorum. Herkes sunumu istediği gibi yapabilir. Yani herkesin evinde bu aparat yoktur büyük ihtimalle. Güzel bir sunum olacak inşallah. Güzelce çıkarabilirsem. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Wow! Bayağı iyi oldu. Böyle olacağını düşünmüyordum. Şu an dilimlik ayrılmış oldu aslında. Yakından göstereyim. Bakın bir dilimlik ayrılmış oldu. Bence gerçekten mükemmel bir sunum oldu. Orucuz ama öylesine bir dilim kesiyorum kendime. Yemeyeceğim ama sunumda göstermek için. Bir de bu taraftan kesiyorum. Sunum tabağımı alıyorum şimdi. Sunumumuz hazır. Son olarak etrafını da güzel dursun diye fıstıklıyoruz. Fıstıklamak yeni bir terim. Muhallebili kadayıfımızın sunumu. Bir şeyin görüntüsü güzelse büyük ihtimalle tadı da güzel oluyor. Yani orucunu deneyemeyeceğim ama daha önce denemişliğimiz var. Onun için güzel olduğuna eminim. Bence herkes denesin. Hem şerbetli hem de sütlü bir tatlı oluyor aslında. Bu da güzel bir birleşim oluyor. Yani Ramazan'da kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu iftar gelse de bir yesek şöyle. Tamam.